İyi günler. Bugün 4 Eylül 2015 Cuma. İşte günün başlıkları. Yeni akit. Bu dünya düzeni değişmeli. TOB'un düzenlediği B20 konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya beşten büyüktür sözünü tekrarlayarak zalimi kollayan küresel güvenlik sistemini eleştirdi. Akşam HDP'ye oy için şifreli emir. Baskın yapılan İmmet Konseyi'nde gözaltına alınan isimlerin Fethullah Gülen'in şifreli mesajlarını alt birimlere dağıttıkları tespit edildi. Güneş, kullanışlı şuursuz. Hürriyet paçavrasının yazarı Ertuğrul Özkök, dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşine benzerine rastlanmamış çirkinlikte bir yazı kaleme aldı. Özkök, patronu Aydın Doğan'ı kurtarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır hakaretler içeren yazısıyla bilerek ve isteyerek intihar saldırısı düzenledi. Habertürk, Macar zulmü ayırdı. Kampa katılmaya direnen ailelere polis zorbalığı Nazileri aratmıyor. Hürriyet, Tokat gibi. Kos'a geçerken boğulan 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin Bodrum sahilindeki fotoğrafları Avrupa'yı salladı. Milli Gazete, dört bir yana ateş düştü. Şanlıurfa'ya İbrahim Halil Aksoy, Osmaniye'ye Akif Hatunoğlu, Diyarbakır'a Mehmet Hüseyin Balta ve Konya'ya Ahmet Akalın'ın şehadet haberleri ulaştı. Milliyet, çocuklarım ellerimden kaydı. Dünyanın kanını donduran dramı yaşayan baba denizdeki dehşet dakikalarını anlattı. Posta, istemem. 2 ve 3 yaşındaki oğluyla eşini Bodrum'dan Yunan adası Kos'a şişme botla geçmeye çalışırken kaybeden Suriyeli göçmen Abdullah Kurdi'ye daha önce başvurusunu reddeden Kanada vatandaşlık vermek istedi. Acılı baba her şey çocuklarımın geleceği içindi. Artık vatandaşlık istemem dedi. Sabah, dünya duyarsız, Avrupa vicdansız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya teröre gerekli duyarlılığı göstermiyor. Avrupa ölen her mültecinin vebaline ortak dedi. Star, vahşi batı. Macar başbakan, Hristiyan değiller alamayız. Suriyeli Kenan, siz savaşı durdurun gelmeyiz. Takvim, siz savaşı durdurun biz Avrupa'ya gelmeyiz. İşte bu sözler 3 yaşındaki Aylan gibi ölmek istemeyen Suriyeli Kenan söyledi. Minik çocuğun yakarışı yürekleri titretti ama Avrupa'nın vicdansızlığı değişmedi. Türkiye, her şehit bir acı öykü. Mardin'de okul yakan PKK'lılar yardıma koşan polise saldırdı. Biri emniyet amiri, 4 polis şehit düştü, geride tarifsiz acılar kaldı. Vatan ve insanlık utandı. Bodrum'da kıyıya vuran cansız bedeniyle insanlığın vicdanını sızlatan minik Aylan, Avrupa'yı insafa getirdi. AB ülkeleri ilk kez 160 bin göçmene kapılarını açacak. Ve Yeni Şafak, Esaret Adası. Avrupa'nın kapıları kapatıp gemileri batırması ve sahillere vuran cesetler mülteci sorununu yakıcı şekilde dünya gündemine taşıdı.